Efendim hepinize merhabalar. Hepiniz ölüm ve vergilerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Gerçi ölüm ve vergiler değil de böyle ölüm ve evrak işleri demek istiyorum. Ama o manaya da çıkıyor mu? Sanki çıkmıyor da. Çıkıyor da olabilir. Benim için ölüm ve evrak işleri daha güzel oluyor aklımda. Neyse hoş geldiniz. İkinci bölümdeyiz. İlk bölümü izlemediyseniz sağ üstte kartlarda çıkıyordur. Oradan izlemeniz efendim daha güzel olacaktır. Çünkü bir anlam kazanacaktır bu bölüm içerisinde yapacaklarımız. Sesim neden çatalaştı bilmiyorum. Onun dışında da müzik güzel güzel ilerlerken baktım hoşunuza gitmiş. Dediğim gibi destekten dolayı teşekkürler. O yüzden de sizlerden ricamız efendim. İlk bölüme destek verip ikinci bölümü böyle ortada bırakmak yok. O yüzden like'larınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Kesinlikle like'lar çok önemli. Böyle değişik içerikleri desteklemek tamamıyla sizin elinizde. Destek veren herkese teşekkürler. Ve yazdığınız yorumlar için efendim ilk bölüme çok teşekkürler diyelim. Gördüm. Kendi kafamda gitmeye devam edeceğim. Yani Azrail şunu dedi, bu bunu dedi falan filan diye takılmayacağım. Azrail demişim, pardon kader. Ben kendi doğrularımdan şaşmayacağım. Ne oluyor lan? Uzaklardan selamlar ölüm. Pekala, ben ayrıldıktan hemen sonra dakikalar içinde en azından bana öyle geliyor. Bitki departmanında bir şeyler oldu. Soru sorma. Böyle olunca da bugünlük görevi senin devralman gerekiyor. Basitçe onlar için ölüm sen olacaksın. Umarım senin için bir sorun yoktur. Günün kotası 3 ins... Hayır, bitki ölmek zorunda. Bitkileri niye öldürüyoruz lan? Karga haber, ünlü motivasyon konuşmacısı hapishanede intihara kalkıştı. Tutuklanma sebebi yakında belli olacak. Simyacı kendi laboratuvarında boğulmuş halde bulundu. İşimden nefret ediyorum 17-1 bibop mu? Bibop mu? Büyük birlik neyse dur. Kültür dergisi sıradan günüm fotoğraf yarışması için başvurular başladı. Yine karga haber, arılar nereye kayboluyor? He, çiçekleri öldürmelik mi? Ben hatırlarsanız demiştim ki demoda 12 saat oynadım. Orada belirli şeyler yaşamıştım bitkilerle. Konuşma, sohbet, muhabbet olmuştu. Ondan sonra bitki görevi gelmişti bana. Ben şimdi bitkilere bir şey yapmadım. Bitki görevi niye geldi? Otomatik gelmesi mi gerekiyor? Neyse tamam. Dionea, haşera mücadelecisi. Dionea bir Venüs sinek kapanı. Yerel bal çiftliğine giden küçük patikanın yanındaki çimlere gizlenmiş. Bir çiftçi, bir köpek, bir at ve iki çocuk tarafından ezilmekten sonra onda kurtulmuştur. Her gün bol miktarda yiyecek bulunan iyi yaşam koşullarına sahiptir. Hocam sen yaşa bence haşeralarla mücadele ediyorsun çünkü. Bence yaşamana dur, kalemi almadım. Aynen. Sen yaşa. Okey. Arkadaş varmış, bir dakika, sen kimsin? Fotosentez kaç çiçek ölmeli? 3 çiçek ölmeli. Viola Soraria 1111111. Küçük, zararsız, harika bir çiçek. Gizli bir askeri alanın kenarında yetişiyor. Kesinlikle hoş. Yani fotosentez yapıyorsun. Tamam, bakacağız. Rosa Gallica 7532. Rosa Gallica 7532 bir çiçekçi dükkanının vitrinindeki güzel küçük gül çalılarından biridir. Yeniden saksı değişimine çok ihtiyacı var. Ya da en azından bir süreliğine toprağa ekilmeye. Ben çiçekleri niye öldürüyorum? Ne günahları var ya? Şimdi bunun ne sonuçları olabilir ki? Fotosentez. Aha! BBOP pardon. Bir başka ot parçası BBOP. Bu lanet profillerin her birine BBOP yazmalıydım. O kadar sıkıldım ki şimdi ağlayabilirim. He, bunun her birinin türü var, sayısı var, ondan dolayı diyor. Ben bunları niye öldüreyim lan? Öldürmüyorum lan. Yürü git. İnşallah çiçek fazlalığından dolayı başımıza bir şey gelmez. Sen de kal. Biraz baş kaldırı gibi oldu ama yapacak bir şey yok yani, bu ne? Önüme gelen her bitkiyi de öldüremem. Gerçi hiçbir bitki öldürmedim. Yeee! Tek elde herkesi başarımı aldım. Şimdi beni dövecekler. Bakalım. Has Grim arrived yet? Aha, ne oluyor lan? Merhaba patron. Oh, my dear Lady Poddington. Benim sevgili Lady Poddington'um. Bu boşa uğraş neden? Kedi niye sinirlendi? Aynen. Her gün üstesinden gelmek zorunda olduğum endişeler gerçekten yoruyor beni. Ve şimdi böyle bir şey çağırmak için iç çeker. Sonsuz uğraşlar olmadan her şey daha iyi olurdu. Böyle bir şey çağırmak için derken, affedersin, günlük işlerim için buradayım. Hey, ben buradayım, kibarca öksür, bir şey söyleme, sadece dinle. Dinleyeyim mi lan? Ha, ölüm. Hadi be, söyledi şerefsiz. En çok hayal kırıklığına uğrayan benim. Bu tartışmayı tekrarlamaktan kaçınmayı umuyordum. Gerçekten kendimi tekrarlamalı mıyım? Herkesin yaşamasına izin veremezsin. Umarım sonuçların farkına varırsın. Dünya ve kendin için. Üzgünüm, batırdın beni, buna zorlayamazsın, reddediyorum, kazaydı. Beni buna zorlayamazsın!
Reddediyorum. Merhaba, ölüm. Sessiz misin? Söyleyecek bir şey yok mu? Peki, umarım bu sessizlik seçtiğin yolu tekrardan düşündüğün içindir. Oğlum ben atar gider yaptım lan. Bu ikinci uyarın olarak işaretlenecek, bunlardan çok olmayacak. Hey ben buradayım, merhaba. İyi geceler ölüm. Hepimiz bir ipin üzerinde yürüyoruz ve her an düşebiliriz. Düşmemeye çalış. Oğlum, kedi söylemiyor mu dediklerimizi? Ne oluyor? Sesim mi gitmiyor benim? Alo Mehmet Ali Bey! Harf alabilir miyim? Yani 3-5 kuruş kazanacağım diye şeref yoksunu yapan bir kaderin eline dünyayı bırakamam efendim. Çünkü kader ağlarını yanlış örüyor. Dayı para kazanmadım, ne konuşuyorsun? Yürü! Param yok, beni övüyor. Beni övme kardeşim, bana para ver. Ne bu? Ne yaptın? Bitki departmanı tropiklerde meydana gelen patlayıcı mega büyüme, onların sözüyle, yüzünden çok ama çok söyleniyorlar. Görevimiz düzeni desteklemek. Unutma, doğada bile. Hocam bana bitki departmanının görevini vermeyin o zaman. Bitki departmanına vereceksin onu. Öyle atar gider yapmak yok, ben çiçek öldüremem. Kendime çiçek katili dedirtmem. İnsan katili bana yetiyor. Şimdi efendim günün kotası iki insan ölmek zorunda. Bir daha bu kadar dikkatsiz olma. Hadi lan. Direk. Ne bu? Seri katil bulundu ve prestijli aynen Whitehaven Koleji'nin yakınlarında tutuklandı. Kurbanların aileleri sonunda rahat bir nefes aldı. Tamam. Dünya barış görüşmeleri, dünyanın dört bir yanındaki müzakerecilerin gizemli menekşe buketleri teslimatları karşısında şaşırmaları ve harekete geçmeleriyle yeniden başladı. Tabii. Ne oldu? Karga haber. Harika gül çalısı ileri gelen bir ziyaretçi saray bahçesine dikilmek üzere hediye edildi. Çok güzel. Yarının bilimi arılar yeniden yok olmanın eşiğinde. Arılarla ilgili bir olay var. Bakacağız bir dakika. Emekli var burada. Su ürünleri çiftçisi var. Sismolog var. Sismolog depremlerle alakalı bir muhabbet olabilir. Bakacağız. Arılar diyorsa önceden hisseder ya bunlar. Muhtemelen ondan dolayı olabilir. Tamam. Şimdi. Tane. Tane Reed. Tane diyeceğim ben buna. Tane. Çoğunlukla çeşitli mikroalg türleri olmak üzere su bitkileri yetiştiriyor. Su ürünleri yetiştiriciliğinin balık kabuklu tarafıyla hiçbir zaman bu kadar ilgilenmedi. Dikkatini deniz yosunu üzerinde tutmayı tercih etti. Ne de olsa deniz yosunlarının birçok hünerleri ve kullanım alanları var. Tane! Sen dur bakayım. Tane. Kaç kişi ölmeliydi? 2. Okey tamam. Efendim bu arada ilk bölüm kadar uzun olmayacak. Kendimi o kadar kasmadan güzel böyle 25-30 dakika arasını yapmaya çalışıyorum. O yüzden şimdiden belirteyim. Teşekkürler. Aisling Paul. Aisling daha çocukken çok korkunç bir deprem yaşadı. Doğası gereği inatçı olduğundan sismolog olmak için eğitim alarak korkularıyla yüzleşmeye karar verdi. Bugünlerde Dağbaş Deprem İzleme İstasyonu'nda bir araştırmacı ekibine liderlik ediyor. Aisling sen yaşa. Senin bir bildiğin var. Bir dakika dur lan. İki kişi ölmeli. Bakacağız. Amanita Muscovich. Amanita! Amanita hayatını günlerin sonunu araştırmaya adadı. Çalışmadığı zamanlarda köpeklerini yürüyüşe çıkarıyor ya da aküsü kronik olarak boş olmasına rağmen eski model arabasıyla züppece dolaşıyor. Aksi takdirde hiçbir şahsiyeti ve siyasi görüşü yoktur. Ablam senin şahsiyetin yok, öl. Günlerin sonunu araştırmaya adadı. Tamam. Bence araştırması bir sonucu varsın. Günlerin sonunu bulsun. Bakıyoruz. Rufus varmış efendim. Windows 7'yi belleğe aktaracakmış. Lan ne kadar komik. Elde matkapla derin mağaraların karanlık derinliklerine inme günleri geride kaldı. Ama Rufus yine de onları sevgiyle hatırlıyor. Tehlike ve aynı zamanda keşif ve başarı zamanıydı. Başarı mı? Başarıdır o. Artık emekli olan Rufus tüm zamanını bir yaşlılar evinde moralsiz bir şekilde geçiriyor. Elde matkapla derin mağaraların karanlık derinlerine inme günleri mi? Madenci miydik dayı? Sen bir dur, sen ölebilirsin, bekle. Tane zaten seni okudum. Tane sen yaşa. Okey. Tane senin bir sıkıntın yok gibi geldi. Dayı sen zaten moralsiz bir şekilde, huzursuz bir şekilde geçiriyorsun. Sen ölsen de bir zararın dokunmaz. O yüzden bara kazanmam gerekiyor, bara. Heh, kotayı dolduralım. Bunlardan bir zarar geleceğini düşünmüyorum efendim, o yüzden öldürdüm yani. Bakalım. Merhaba. İçeri girdiğin sırada kedi sinirlenmiş ve rahatsız olmuş gibi masanın üzerinde volta atıyor. Miau! Kedi kayıtsızca yerinde dönerek masayı patilerini tırmalarken not alıyor. Bunu iyi yaptığım anlamına geliyor. Hala bunun zamanının değerli bir kullanımı olduğundan emin değilim. Daha sonra kedi yarın döneceğim mi? Ne diyelim?
Vallahi ben mantıklı düşünmüyorum kedinin başta olmasını. Kedi sanki orada biri değilmişsin gibi doğrudan senin içinden bakıyor. Kapıya gözünü dikmiş. O bakış hemen şimdi ayrılman gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Başımıza getirdiler kediyi. Başka bir akrabanız yok muydu, başa geçsin. Ne güzel göndermeler. Ben diyorum nerede liyakat, bana kedi atıyorlar. Oğlum yeter ya. Ben bu küreyi almadan oyunu bırakamam. Bitiremem daha doğrusu. Efendim bu arada ilk bölümde demişim zaten, tekrar vurgulayayım. Oyunun farklı farklı sonları var. O yüzden yani bu sonu bitirdikten sonra da öyle geçip gitmeyeceğiz. Böyle tadını çıkaracağız. Başka başka sonlara da bakacağız. Okey miyiz? Okeyiz. Kırmızı dosya geldi lan. Bir dakika dur, önce mesaja bakalım. Yerel Ağız. Kendini işine adamış bir araştırmacının Kozmopolis şehrini tam zamanında haber etmesiyle birçok hayat kurtarıldı. Yarının bilimi. Bilim topluluğu Dağbaş'ın finansmanını artırma çağrısında bulunuyor. Hayatlar kurtarılacak. Bakacağız orasına. Karga haber. Astrarium destekli yaşam testinde çıkan yangın bir can aldı. Öyle mi olmuş? Yarının bilimde ne diyor? Bu arada şarjım hep %66, fark ettiniz mi? 666 göndermesi mi? Bilmiyorum. O şeytan gerçi. Ben şeytan değilim. Su ürünleri yetiştiricileri ölmekte olan mercan resiflerinin yenilenmesine yararlı olduğunu kanıtlayan deniz yosunu yetiştiriciliğine yeni bir yaklaşım buldu. Karga haber. Gün sonu araştırmacısı araştırma için kullanılan böcekler tarafından laboratuvarında yendi. Öyle he. Böcekler öyle yaparsan böyle olur. Neyse. Gerçeğin peşinde son günlerimiz yakın. Böcekler isyanda. Kaçış yok. Ya ben bir böcekleri sağ bıraktım ya, bu kadar olamaz. Neyse dur. Görüyorum ki bugün ellerin oldukça meşgul olacak. Tövbe estağfurullah. Evet, trajedi ve felaketler her zaman olur. Herkesin isteyeceğinden daha sık olur değil mi? Yine de eninde sonunda hepsi adil. Öyle değil mi? Vallahi bilemiyorum. Üç insan ölmek zorunda, tıbbi geçmiş olan herkesi bağışla. Pekala, boşa harcayacak zaman yok. Kendini işe ver. Şimdi tıbbi geçmiş falan orasına ben bakacağım ama buna bakmak istiyorum. Mikai Batar. Batar bu adam. Yaratıcı espri. Mikai şirkette kendini işine adamış bir işçi. Tamam ölüm. Evet sen. Dinle. Neden böyle bir kuklasın? Masanda otur bak. Akılsız bir işçi gibi tüm profilleri gözden geçirmek. Kuralları yıkmanın zamanı geldi. Bugün tüm profilleri mahvetmeni istiyorum. Hem de hepsini. Tamamen işe yaramaz olmadığını herkese kanıtla. Şimdi Mikai'nin peki olayı ne? Kendini işine adamış bir işçi. Mikai kendini işine adadıysan bir sıkıntın yoktur diye düşünüyorum. Tüm profilleri mahvet filan derken. Mikai yani kendini işine adamış. Nokta noktadan sonra bütün iş arkadaşlarını öldürmüş. Gelmez inşallah değil mi? İnşallah. Yani bakacağız. Tamam, bu zaten posta memuru. Tıbbi geçmişi yok. Sen asteroid avcısı. Sen paramedik. Sen göz doktoru. Sen bakan. Bir dakika şu köşeden bak. Sen kripto para meraklısı. Sen öleceksin sanki. Dur bakayım. 21 yaşında Joshua Lasker. Joshua'nın 3. şaşırtıcı büyük değer artışına sahip olan DigiDoubloon kripto para birimine kafasının yatması biraz zaman aldı. Tanıştığı herkese DigiDoubloon'un diğer kripto para birimlerinden nasıl daha iyi olduğunu söylemeyi çok sever. Çok para kazandığı zaman CrossFit stüdyosu açmayı planlıyor. Joshua. Şimdi Anthony değilsin, o yüzden yaşama diye bir boks esprisi yapmak istiyorum. Ama boktan bir espri olacağı için Joshua kripto para Trump kazandı, sen ölebilirsin. Kazandınız zaten, daha ne istiyorsun? Dur bekle. Zehra. Zehra asteroid avcısı. Çocukken sürekli yıldız gözlemi olarak başlayan şey astronomide bir kariyere dönüştü. Zehra'nın asıl amacı gezegene çarpma potansiyel olan asteroidleri bulmak ve oradaki asteroid yok etme birimini... Tamam Zehra, sen yaşamalısın. Çünkü muhtemelen dünyayı bir felaketten kurtaracaksın. Üç insan ölmek zorunda filan, orasına bakacağız. Orası hala benim elimde. Bir dakika. Anita Lee. Paramedik. Korkusuz gözü pek cüretkar. Tüm bu kelimeler Anita'yı tarif etmeye uygun. Kısa süre önce bir sağlık görevlisi olarak mezun oldu. Herhangi bir tıbbi yardımı mümkün olduğunda hızlıca ve verimli bir şekilde sağlamak için tehlikeli durumlara koşuşturmaktan hoşlanır. Anita yaşa sen. Sağlık tıbbi geçmişi olan kişileri bağışla diyor zaten. Ondan dolayı değil bu arada. Bağışlaman gerektiği için bağışladım. Şimdi bu iki arkadaş ölürse kotayı dolduracağım. Ama hak ediyorlar mı hak etmiyorlar mı orasına karar verelim. Eric O'Brien. 42 yaşında göz doktoru. Eric insanların gözlerinin derinliklerine bakmayı sever. Orada gördüklerinden yeterince yararlanamıyor. Genellikle öğrenciler, korneyalar, retina ve diğerleri.
bazen kişinin ruhunun içini görebileceğini hayal eder ve bazen de sadece üzerinde çalışması gereken göz hasarını görür. Yani Eric ölsen de ölmesen de bir faydan yok gibi. Göz doktoru olarak dünyaya var ama bana yok. Yvette Ferninda. Yvette bilgi sahibi olmadığı bir alanda büyük sorumluluklar üstlenmiştir. Yvette Papatoit'te bu önemli kararları görkemli bir şekilde batırmaktadır. Ancak halktan gelen eleştirileri çoğu zaman onları dahi anlamasa bile dikkate alarak kendini düzeltmeye çalışıyor. Ablacığım kendini düzeltmeye çalışıyorsun ama anlamadığın bir konu üzerinde sorumluluk üstlenmişsin. Bakanlık öyle daha sonra bilgilerin edinileceği bir yer değil. Zaten bilgi donanım sahibi olduğu için seni buraya getiriyorlar. Her ne kadar çok ama çok uzak ülkelerde böyle olmasa da bazı yerlerde böyle oluyor. Evet sen öl. Tamam. Seni öldürdüm. İnsanların gözlerinin derinliklerine bakmayı sever. Orada gördüklerini yeterince yaralamıyor. Göre. Bazı kişinin ruhunu görmek için öyle der. Öl. Yani tıbbi geçmiş olayını boş verin. Göz doktorundan orayı batırmış olabiliriz. Daha fazla katkısı olacağını düşündüğüm insanları bağışlıyorum efendim. Ya mantıken. Bakacağız. Bir dakika efendim. Geldim. İçeri girerken kedinin sırt üstü yattığını, görünmez bir şeye vurmaya çalışıyormuş gibi patilerini havada salladığını görüyorsun. Aniden dikkatini sana çeviriyor. Gözlerinde sinsi bir parıltı var. Ulan bunu istediğini mi yaptık lan sinsi parıltı filan derken? Neyse. Kedi bakmamaya devam ediyor. Kuyruğunun memnun olduğunu belirten bir tavırla sallıyor. Ah! Tüm bu ölümler! Bu korkunç bir şeydi. Bugün iyi gitti. Hatta sanırım biraz gururlu hissediyorum. Ne yapıyorsun be? Kedi! Bugün deneyin nesiydi? Kediyi azarlayalım hadi bakayım. Lady Paddington gözlerinde suçlayıcı bir bakışla sessizce oturuyor. Hey şimdi! Suçlu ben değilim. Ne? Bütün bu karışıklığa bir şekilde neden olduğumu mu düşünüyorsun? Her neyse kedi gidiyorum. Kedi seni kayle bile almıyorum. Kedi gözlerini kırpıştırıyor. Sonra yavaş arkasını dönüyor. Ve sana karşı tamamen kayıtsız olduğunu gösteriyor. Ay! Otur Morgan'ı! Senin sanki ben iltifatlarına mahkumundum diyecektim ki... Sıfır para aldım. Yine sıfır para aldım. Arkadaş yeter ya. Yeter ya. Ölüme mektup. İyi günler ölüm. Dünya muhteşem bir şey. Burada gördüklerime inanamazsın. Kalıntıların içinde bile. Şimdi, dünkü kargaşadan kurtulanlara yardım etmeye çalış. Günün kotası 3 insan ölmek zorunda. Tüm öğrencileri bağışla. Öngörülemeyen bir mantık seçimlerimize rehberlik eder. Ancak ne de olsa bir mantıktır. Kader. 3 insan ölmek zorunda. Bakacağız oraya bir dakika. Modern sağlık son depremden sonra birçok hayat kurtaran sağlık görevlisi genç Anita ile tanışın. Hepsi dağbaşın uyarısı sayesinde diye belirtti. Aceleyle uzaklaşmadan önce. Ekonomist Digidablo'nun değeri çılgınca dalgalanmaya devam ediyor. Karga haber şaşkaloz bakan fotoğraf çekimi sırasında bir uçurum... Karga haber piyasa uzmanları Bitcoin'e yatırım yapılmaması konusunda uyarıyor. Karga haber... Kavgalı partiler artışta, çeşitli mahallelerde gerginliğe sebep oluyor. Karga haber büyük asteroid uyarısı bize doğru geliyor. Okey bir dakika. Sen emekli canlı yayıncısın, sen uyuşturucu satıcısın, sen astronotsun, sen öğrencisin. Bir dakika. Kaç insan ölmek zorunda? 3. Bakacağız dur. Uyuşturucu satıcısına bakalım. Aaron J. Rosen. Aaron küçük çaplı bir suçlu ve sadece parti yapmak isteyenlere düşük bütçeli narkotikler satar. Son zamanlarda yeni ilginç karışımlar yapıp yapmayacağını anlamak için farklı kimya... Tamam. Sen şansını zorlamışsın zaten Aaron'cim. Burada fazla zorlama şansını. Chandra Lekha May. 21 yaşında öğrenci. Chandra Lekha çok çalışıyor ve okulda mükemmel notlar alıyor. Ancak yine de yerel aşevinde mümkün olduğunca gönüllü olmak için bulunuyor. Gönüllü olmak için zaman buluyor, ne bulunuyor, nereye sarılıyor. Hatta bazen kendi parasıyla fazladan çorba malzemeleri alarak birçok dezavantajlı grubu çok daha mutlu ediyor. Tamam canım sen yaşa. Sana helal olsun. Senin bir sıkıntın yok. Bir dakika. Burada bir öğrenci var 38 yaşında. Semih mi lan bu? Hala mezun alamamış. Yatırımcı var. Bakacağız. Tamao Hidaka. 31 yaşında astronot. Çocukken Space Intruder oynamaktan ilham alan Tamao... Aa güzel oyundu. Dünya savunma birimine astronot olarak katılmaya karar verdi. Eğitiminin ardından ilk kez tehlikeli bir asteroid bulundu ve şimdi onun yüzeyine inip asteroidi patlatması gerekiyor. Sen kesinlikle yaşa. Yoksa o dünya gelir bize bir yerden dönüp dolaşıp girebilir. Tehlikeli. Bir dakika. Sen yaşa. Sen kal. Sen gel. Bakıyoruz. Christy Capel. 38 yaşında öğrenci. Ömür boyu öğrenci. Christy'nin sıkı öğrenme sürecini durdurmaya niyeti yok. Hatta 4. lisans teziyle çok önemli bir ilerlemin eşiğinde olabilir.
Christy yani... Ne tezi yazıyorsun Christy? Onu da bir yazsaydın parantez içinde. Bir dakika düşünüyorum. Christy... öğrenme sürecini durdurmaya gerek yok. Hatta 4. lisans tezi... Christy yaşa ya. Christy inşallah o lisans tezinde bize dönüp dolaşıp girecek bir şeyler yoktur. Umarım. Catalina Worthington, 70 yaşında emekli canlı yayıncı. Uzun ve heyecan verici macera hayatından sonra Catalina nihayet yerleşik Jiggle.tv'de canlı yayın denen bu yeni moda şeyin peşine düşmeye karar verdi. Büyüleyici kişiliği ve bulaşıcı kahkahaların nedeniyle küçük ama kendini adamış bir takipçi kitlesi edindi. Catalina ölsen neye yarar, yaşasan kime zarar? Bakacağız dur. Firuze Williams, 40 yaşında yatırımcı. Firuze! Uyanık olduğu tüm saatlerini hisse senedi fiyatlarını takip ederek ve hisse senetlerini rastgele alıp satarak geçiren hevesli bir yatırım meraklısıdır. Sıfır ekonomi bilgisi olmasına rağmen ve hiç öğrenme arzusu olmamasına rağmen sosyal medyada insanları Bitcoin'e yatırım yap... Tamam. Okey. Biri daha gitti. Şimdi sen emekli yayıncı, 3 insan ölmek zorunda. Kahkahalarınla insanları nereye yönlendirebilirsin ki? Yani... Sevgili Sabah Tümer, o yüzden zarar geleceğini düşünmüyorum. Efendim yani mantıksız gelirse kadere tamamıyla uymuyorum gördüğünüz gibi. Ama mantıklı gelirse kotamı da doldurmaya çalışıyorum, dünyayla fayda sağlamaya çalışıyorum. O şekilde düşünüyorum yani. Kedi uykuda gibi görünüyor. Ara sıra horlamaya benzer yumuşak bir mırıltı çıkarıyor. Aaa! Hala bu kadar pofuduk olduğuna inanamıyorum. Pişt! Kedicik! İnceleme zamanı! Uyan kedi! Boşa harcayacak bütün günüm yok. Ne diyelim? İyi davranalım lan buna da. Gerçi pek iyi davranacak bir surat yok, korkutuyor beni ama. Bakalım. Miyav. Kedi horlamalar arasında sinirli bir miyav mırıldanır. Sadece seni okşamak istiyorum kedi. Doğru. Profesyonel ol. Ben günlük şey için buradayım. Dur bakayım. İzin verecek mi? Başını kaldırıyor. Sert bakışları sanki onu okşamanın son derece kötü bir fikir olduğunu gösteriyor. Umurumda değil. Kediyi sevmek istiyorum. Aa, çok tatlı. Kediyi seveceğim. Şerefsiz! Kedi dişlerini gösteriyor. Oldukça keskin görünüyorlar. Herhangi bir kemikli materyali çiğneyebilecek kadar keskin. Beni ısırmayacaksın. İş yeri ortamında uygunsuz olurdu. Yapıyorum. Beni hiç kimse durduramaz. Tamam, belki de patronuma dokunmamalıyım. Bunun yerine şu inceleme şeyini yapalım. Hayır! Gel buraya! Kedi sana bakıyor. İş yeri ortamında başka neyin uygunsuz olduğunu biliyor musun? Üst denetmenini okşamak. Tövbe estağfurullah. Belki de bu olanları unutup işimize devam etmeliyiz. Hayır! Yine de yapacağım! Kedi ayağa kalkar. Kedi sinirlendirdim. Kedi ayağa kalkar. Sırtı kavisli ve kuyruğunu keskin bir şekilde ileri geri sallıyor. Jack! Oyuncak her şeyin sesini kesen tiz bir ses çıkarır. O da neyin nesi? Ha? Oyuncağa dokunmadım bile. Kötü bir fikirdi. İyi düşündüm fare. O da neyin nesi? Kedi sana bakmaya devam ederken yavaşça başını döndürür. Neredeyse yüzünde hayalet gibi sinsi bir sırıtış var gibi görünüyor. Kedi ağır ağır ve nezaketsizliğini küçümseyerek masada bekleyen sıradan belge yığını koklar. Kedi birkaç saniye daha belgeleri incelemeye devam ediyor. Sonra memnun görünerek arkasını dönüyor. Hey! Onun yerine sana bazı sorular sorabilir miyim? Harika. Şimdi çıkacağım. Hayır, soru soracağım. Kedi sana bakıyor. Yavaşça gözlerini kırpıyor. Kader hakkında ne düşünüyorsun? Bekle, neden bir kediyle konuşmaya çalışıyorum? Bir kez daha düşününce bunu neden yapıyorum ki? Bence gitmeliyim. Kader'i bir soralım mı? Miyav miyav şeklinde melodik bir şekilde ses çıkarttı. Sana şaşırmış bir şekilde göz kırpıyor. Peki ölüm hakkında ne düşünüyorsun? Bekle, neden bir kediyle böyle... Ölüm hakkında ne düşünüyorsun? Kedi tamamen anlaşılmaz bir şekilde kendini sallıyor. Sana şaşırmış bir şekilde bakıyor. Peki yaygın vergilendirme sistemleri hakkında ne düşünüyorsun? He? Ne düşünüyorsun? Çık konuş! Demek istediğim yoksulları vergilendirmek. Zaten zengin olanlara paylar ve fayda... Gerçekten tüm vergileri kaldırmalıyız. Böyle desem ne olur lan? Kedi sana meraklıca bakıyor. Bu düzenek paranın fakirden alınıp zengine verildiği bir sistem oluşturuyor. Hepsi baştan yalan. Zenginleri yiyelim. Her zaman söylemişimdir. Vergiler olmasaydı para yığınımın üzerinde uyuyabilirim. Gerçi vergilerden pek anlamıyorum. Tüm bu düzenek fakirlerden bunu diyeceğim. Kedi dikkatsizce masadaki kağıtları patisiyle dürtüyor. Ve açıkça hiç dengeli değil. Bu yüzden insanlar her zaman kendilerini bir çeşit oligarşinin içinde buluyorlar. Gel buraya. Kabul etmeni sevindim. Hayır, bunu diyeceğim. Kedi uyuklamaya başlıyor ve teknik olarak bu kafa sallama sayıldığı için kabul ettiğine işaret ediliyor. Sana şaşırmış bir şekilde göz kırpıyor. Bu bilgilendiriciydi. Şimdi gideceğim. Gideceğim lütfen. Kedi bir top gibi kıvrılmaya geri dönüyor
ve daha önce bozulan uykusuna devam ediyor. Kediyle de güzel konuştuk ha. Vergi konusuna kesinlikle katılıyorum. Anlaşılan kedi de bana katılıyor. Kendisine miyavlarımı iletiyorum. Ve bir şekilde mağazaya ilerliyorum. Ulan! Selam dostum, yaşlı Mortimer bugün sana ne verebilir? Dayıcım, ne verebileceğim belli! Ne yapıyorsun ya? Oğlum! Almıyorum. Ya! Ama söveceğim ya! Ben o küre için para biriktiriyorum. Neyse tamam, bir dakika. Geldim. Efendim, bugünü de atlatıyoruz. Kedi masamıza uğramış bu arada. Evet, görüleceği üzere. Hayır, hayatta olamaz mı? Hayatta olmaz, pardon, ne olamaz? Kediye diyor. Ha, o lanet kedi olmalı. Olamaz, Obi. Gerçekten mi? Sevimli, çok sevimli. Teşekkürler kedi. Yazılar değişiyor mu diye bakıyorum. Tamam. Efendim, dediğimiz gibi videoyu fazla uzatmamak adına bugünden sonra bitireceğim. Lakin şu mesajı okuyorum. Ne uğurlu bir gün. Yoksa değil mi? Ha, haksız yere kötülenen şanssız sayı 13. Bu tarz numerolojilerin geçerliliğini pek anlamıyorum. Oğlum, iki tane zor kelimenin arka arka gelmesi de neyse. Sadece normal bir gün. Tıpkı diğer günler gibi. Günün kodası toplamda 3 insan ölmek zorunda. Din alanındaki insanlar ölmeli. Sanatla ilgili geçmişi olan bütün insanları bağışla. Bu arada kedi bizim şeyleri mi aldı? Lan kedi! Lan! Belgeler almış herhalde! Ne oluyor lan? Bir dakika. Karga haber. Deney yapan uyuşturucu satıcısı güçlü bir halüsinojen icat etti. Kazara köprüden düştü. Hayırlı olsun. Üniversitede skandal. Başka bir tezin daha çalıntı paragraflarla ve hatalı araştırmalarla dolu olduğu tespit edildi. Ulan bir o bizim sağ bıraktığımız kadın olmasın. Eğlenceli canlı yayıncının yaşlılıktan ölmesi nedeniyle bugün Güneş Eyaleti'nde kederli bir tören alayı hareket ediyor. Fark etmez. Karga haber. Büyük asteroid Asuruna zarar görmeden başarılı bir şekilde patlatıldı. Dünyaya gelen o asteroidi de patlattık. Ver müziği oğlum. Ver. Bu değil. Şunu ver. Aynen. Hey. Tamam. Şeye geri dön. Efendim, şimdi bir şey diyeceğim. Kedi evrakları çalmış. Şöyle bir paralarla oynayabilir miyim ben? Vallahi kedi evrakları çalmış. Ne yapacağız? Kedi evrakları çaldı. Şerefsiz. Bir dakika, acilen konuşmam gerekiyor. Ben bu şerefsizle bu kadar açık sözlü konuşmayacaktım. Kedi yok lan. Ha, arkadaymış. Kedi patisiyle kulağını temizleyerek masanın üzerinde uzanıyor. Ne yapıyorsun be kedi? Şey, dosyalarıma ne olduğunu biliyor musun? Kedi bir an duraklıyor. Sonra senin şaşkınlığını aldırmadan kendini yalamaya devam ediyor. Onlarla bir şey mi yaptın? Arkadaş olduğunu sanıyorum falan demeyeceğim. Kedi yanıt verme fırsatı bulmadan telefon kulakları sağır eden metalik bir takırtıyla çalar. Tanıdık bir ses duyarsın. Grim? Ölüm! There? Orada mısın? Lady Poddington! Ölüm orada mı? Miyav diyerek kedi cevap verir. Grim. Ölüm! Ne yaptığını sanıyorsun? Her insanı bağışlayamazsın. Denge risk altında ve sen de burada herkesi bir felakete sürüklüyorsun. Ben yapmadım, kedi yaptı! Dosyalara bir şey oldu, oradan kayboldular. Ama benim suçum değil, kedi dosyalarımı çaldı. Anlaşıldı, günlük rutinimize devam edelim. Kediye diktik bak, bir dakika dur bakayım. Kedi suçluyum mu lan? Bir dakika düşünüyorum efendim. Şimdi kedi çalmış, bence kedi çaldı ya. Bu senin üçüncü ve son uyarın. Eğer bu yaratıcı isyana devam edersem sözleşmeni feshetmek zorunda kalacağım. Ulan kedi, ulan kedi. İşini yap. Telefon susar. Çok güzel. Kedi, ha, umarım mutlusundur. Sana kızgın kalamam kedi. Çok tatlısın. Ben gerçekten bu işten nefret ediyorum. Umarım mutlusundur. Ne yazık ki kedi zaten uykuya daldı. Hafifçe mırıldanıyor. Halinden memnun. Gitmekten başka yapacak bir şey yok. Ulan yaşmama yedirdin mi çocuğu? Ne istedin, ne yapmadık? He? Köpek! Ulan! Ulan bir dakika hızlıca bakmak istiyorum sadece. Günü bitirecektim evet ama tükürdüğüm kedisi yüzünden. Oğlum bu ne? Sen kimsin lan, keşişe bak. Bir dakika. Ne oluyor? Ne yaptı bu şeyine? Yarının bilimi petrol kuyuları depremlerle bağlantılı yeni araştırmalar bunu doğruladı. Teknik kardeşler, bu harika kişisel sırt roketlerine bir göz atın. Kedi, seni döveceğim. Günaydın ölüm. Bugün işin bittikten sonra performans değerlendirmen için seni ofisinde bekliyorum. Ama şu anda bunu düşünme, elindeki göreve odaklan. Günün kodası 5 insan ölmek zorunda. Ulaşım endüstrisiyle ilgili herkes ölmeli. İnsanları profil destesinin sol tarafından seç. He? Sol barıştan başayım yani. Neyse, değerlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Lan ben bugüne başlamayacaktım bu hıyar yüzünden.
tarikatçı mı? Sarah Yorin Gray. Sarah Güneş Tarikatı'nın lideridir. Aynı zamanda haber bülteninin saymanı ve editörüdür. Bir de Güneş Tarikatı'nın şimdiye kadarki tek üyesidir. Yaptığı şeylerin çoğu mümkün olduğunca Güneş'i övmek. Ablacığım fazla övme. Ben seni yollayayım öteki tarafa. Okey. Sen gel beyin cerrahı. Sen vinç operatörüsün. Sol taraftan seç dedi. Bir dakika. Petrol çıkarıcısı. Petrol ile ilgili ne diyordu? Petrol kuyuları depremlerle bağlantılı yeni araştırmalar bunu doğruladı. Tamam. Yani seni öldüreceğim. Rajah Nakavi. Para için petrol kırma endüstrisinde çalışıyor. Tamam. Okey. Devam edelim. Ben adil bir insanım. 2'de 2 gidiyoruz. Vinç operatörü keşiş. Politika danışmanı. Özel dedektif. Matematik öğretmeni, okul otobüsü şoförü. Rafael'in her zaman otoriteyle bir sorunu vardı. Bu yüzden önceki polis işlerinden itaatsizlikten kovuldu. Neyse ki yanlış çalışmayı tercih ediyor. Tehlikeli suçluları yakalamayı umarak bir soruşturma firması kurdu. Ancak çoğunlukla aldatan işleri takip etmek ve suçlayıcı fotoğraflar çekmek için işe alınıyor. Sen dur, dur sen aynen. Harika bir çocuk olan Evald, 18 yaşından biri beyin cerrahıdır. Akademide ve pratikte bir tıp uzmanı olarak sağlam bir yere sahip. Evald adrenalin bağımlısıdır ve büyük kişisel riskler almasıyla tanınır. Hocam bu tehlikeleri ameliyatta almıyorsundur diye düşünerek seni bağışlamayı düşünüyorum ama tutup da ameliyatta bir salaklık yapmasın değil mi? İnşallah yapmasın. Bilmiyorum ki arkadaş, beyin cerrahını bağışladım daha sonra faydam olur diye de. Aa Cafer! Cafer Harun! 40 yaşında vinç operatörü. Cafer sıradan bir vinç operatörüdür. Çok fazla hata yapar, sonra bu hataları için başkalarını suçlar. Cafer'in alkol sorunları var ve sarhoşken sinirlen... Tamam. Okey Cafer Bey. Öteki tarafta cehennemde güzel güzel davranırsınız önünüze gelenlerle. Hocam seni okudum, keşişi okuyalım. Frederick bütün gününü manastırda el yazmaları yazarak geçirir. Matbaa yüzyıllar önce icat edilmiş olmasına rağmen elle yazılan metinlerin en saf olduğu konusunda ısrarcı. Senin yaşamam ve ölmem bir fayda sağlarım bilmiyorum bir dakika. Melita Van Der Poel, matematik öğretmeni. Melita'nın doktora tezi çatışma durumları etrafındaki parametreleri hesaplamakla ilgiliydi. Daha sonra bu araştırmayı yeterince zorlu bir ortamda, okulda test etmeye karar verdi. Fraktalların menger süngeri gibi küçük kağıt versiyonlarını yapmak ve kayak yapmakla ilgileniyor. Sen dur bir dakika dur. Diğerleri senden şerefsiz mi onu bir test edeceğim. Sabahları yeni çıkarılmış kömür kokusu gibisi yoktur. En azından Angus buna inanıyor. Her zaman daha fazla sondaj, daha fazla madencilik ve daha fazla kazım için savunuculuk yaparak enerjiyle ilgili tüm politikalar hakkında politikacılara danışır. Görünüşe göre temiz enerji... Tamam evet. Okey. Tamam. Ne oldu? Okey. Hocam biz bu işi yapıyoruz. Tamam. Hocam senle git. 4 dedik. Var mı 5? Zethian Wainwright, 35 yaşında. Veya Zethian. Zethian her gün çocukları okuldan alıp okula sürer. Bu sorumluluk gereken bir iş gibi görünse de o bu konuda oldukça gevşek. Bazen direksiyonunun başına geçmeden önce az miktar... Evet. Sen bunları aldıktan sonra çocukları öldürmezsin demişim. Seni öldüreceğim. İnşallah. Sağ bırakırsam çocukları öldürecek. Öldürürsem inşallah çocukları öldürmez. Neyse tamam keşiş. Şimdi hocam bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5. Keşiş senin bir zararın yok. Sağ kal. Devam et. Melita bir dakika bakacağım. Özel dedektif. Senin bir zararın suçlayıcı fotoğrafları çekerek dünyanın sonuna getiremezsin herhalde. İnşallah tehlikeli suçları yakalayacak zamanlara dönersin. Bakıyoruz. Matematik öğretmeni. Ablacığım sen okulda kavga mavga çıkartırsın be. Vallahi sen okulu karıştırırsın. Gözüm parada değil, yükseklerde değil. İşimi hakkıyla, hukukuyla yapmak istiyorum sadece. Efendim, bu onaylansın. Zaten önceki bölümde bitirecektim de çok merak ettiğim için geldim. Neyse, kader gelmiş. Merhaba. Döndüm. Beni özledin mi? Pek değil, elbette küçük sohbetlerimizi seviyorum. Omuz silkerek ben sadece çalışmak için buradayım. Tanrı'ya şükür o kediden gerçekten sıkılmaya başlamıştım. Böyle diyelim. Harika. Sık yaptığımız konuşmamızdan keyif almanıza sevindim. Sağ ol. Pekala. Tamam. Evet. Bugün 2 haftalık performans değerlendirmen. Tamam. Ancak bundan önce günlük davranışlarını hızla kontrol etmeliyiz. Şu şeyleri nereye koymuştum? Evraklar. Lütfen neredesiniz? Ha işte buradalar. Peki. Doğru gibi görünüyor. Ya da neyse. Daha önemli olan değerlendirmeye geçelim. Anlıyorum. Bu doğru. Ben gördüğün gibi en iyi Azrail'im. Görünüm çok iyi değil mi? Sabırla bekle. Bekliyorum. Ha ölüm. Nasıl desem? Nasıl desem? Durumun yeterli.
Evet. Açıkçası senden daha iyisini beklerdim. Lan kedini almasa evrakları belki daha iyi olurdum. Lady Poddington. Neyse. Emirlere çoğu zaman uyuyorsun. Katkın standartlara uygun. Ama o iç kıvılcımdan yoksunsun. Bu ne anlama geliyor? Ben sadece kurallar ne diyorsa onu yapıyorum. Orada başka neler var? Bu da bunu diyeceğim. Bu iş düşük asılın meyveleri hasat etmekten daha fazlasıdır. Hocam o zaman seni kovmak gerekiyor. Üst yönetim herhangi bir yenilikçi paradigma değişimini güvence altına almak için belirli bir düzeyde yenilikçilik beklemektedir. Ne yapayım? Genel olarak ortalama sayılırsın. Ancak yine de bazı vaatler görüyoruz. Bu nedenle sana küçük bir ikramiye verilecek. Teşvik edici değil mi? Umarım bu yalnızca 2 hafta sonra olan nihai değerlendirme için performans seviyeni arttırma konusunda sana ilham verir. Abi! Beni sağ bırakın! 800! Para. Aha bar da açılmış. İnsanlarla da konuşacağım, dur insanlarla da. Geldi mi? Geldi mi gönlümün efendisi? Issızlığa ağıt, al. Pekala. Beni gemiye at. Neden yapmıyorsun? Yapmıyorsun neyse. Açık bir bar sabahı gibi berrak, o günü unutamıyormuş neymiş ve okyanusun dibindeki mağara. Korkunç bir canavar tarafından korunuyordu. Bu yüzden Kraken ile su altı bilek güreşi yapmaktan başka seçeneğim yoktu. Tüm o 8 ahtapot kollarıyla daha sonra yüzünde karga ayağı kırışıklıkları ayaklarında kırışık karga yüzleri olan ne diyorsun lan? Ne anlatıyorsun? Kraken'la bilek güreşi yapmış, sonra Kraken ona bunu hediye etmiş. Anladım. Kraken mesajı vermiş bence. Efendim, bara doğramamız gerekiyor. Hediyemiz de geldi. Tamam, bir dakika. Zaten patronla konuştuk. Lakin ana menüye dönme zamanı geldi. Hatta şöyle dönelim. 9'dan 14'e getirmişim. Gayet kafi, yeterli efendim. Güzel güzel oldu. Biraz uzun olmuş olabilir planladığım üzerinde. Kedi yüzünden! Neyse efendim, şimdilik benden bu kadar diyelim. Like atmayı unutmazsanız seviniriz. Böyle mini mini seriler hoşumuza gidiyor efendim. Eğlendiriyor beni. Sizin de hoşunuza gidiyorsa kesinlikle like'larınızı, varsa oyuna dair yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. Her zaman dediğimiz gibi, Atman sizinle olsun.